Hadi bakalım. Hoşça kal küçük ayıcık. Sen de büyük ayıcık. Anne, ben ayıcık değilim. Ah Yonca Hanım. Geçen ayı zaten vermemiştiniz. Bakın bu ayda bitiyor. Haklısınız. Ama anlattım ya size de bu mahkeme işleri iyice belimi büktü. Sizi anlamıyor değilim Yonca Hanım. Ama lütfen siz de bizi anlayın. Kreşin giderleri bir yana, diğer velilere de biraz haksızlık oluyor. Kışın sonu bahar da derler aşkım. Hadi bir sayı söyle. Belki de senin baharın burada bekliyordur ha? Hadi ama bir sayıcık. Ya içinden geleni söyle. Kızım bir hayal etsene. Milyonlar bize çıkmış. Derdin tasan hepsi bitmiş gitmiş ha? Hmm. Benim önce evin kirasıyla kreşi ödemem lazım. Oho onlar en kolayı. Ne hemencecik ödersin. Tamam be tamam. İki dakika ayar kuralım dedik. Ama sen merak etme arkadaşım. Ben senin yerine de oynayacağım. Bir de avukatın parası var. O hepsinden daha önemli. Al o zaman Yonca. Hayır Filiz. Al işte kızım. Benim kolumda boşu boşuna duracağına senin bir derdine merhem olur. Fena mı? Hayır dedim Filiz. Daha önce de söyledim. Senden bir şey alamam. Ya sanki senin bir elin yağda bir elin balda. Hem kocana ne diyeceksin? Aman dert ettiğin şey o mu senin? Kız milyoner olacağız diyorum. Hem var ya benimki milyonlara görsün. Gözü bilezik falan görmez. Yonca abla biri geldi seni görecekmiş. Sadece konuşmaya gel. Evet, seni dinliyorum. Bu meseleyi ikimiz baş başa sakince konuşalım istedim. Anne baba olarak. Baba olarak? Evet, baba olarak. Yonca lütfen. Şu kasıntı hallerini bir kenara bırak. Mahkemede değiliz ya hani. Sen bana şeyi söyle. Sana bu birdenbire gelen babalık hevesinin sebebi ne? Bana onu söylesen. Birdenbire gelen bir şey yok. Ben o zamanlar sadece çok gençtim. Korkmuştum. Şimdi her şey değişti yani. Bırak bana yalan söylemeyi. Bırak. Şu haline bir bak ya. Şu haline bir bak. Seninle konuşulmuyor bile artık. Halbuki beni bir dinlesen. Teklifimin ne kadar mantıklı olduğunu sen de anlayacaksın. Kısmı benden zorla almanın adı ne zaman teklif oldum? Yonca durumun ortada. Buradan kazandığın para ne sana yetiyor, ne Sare'nin okuluna yetiyor, ne de kirana yetiyor. Senin avukatına bile borcum var ben. Sen nereden biliyorsun bunları? Nereden biliyorsun? Beni takip mi ettiriyorsun sen? Yetişemiyorsun Yonca. Yetişemiyorsun. Kabul et artık bunu. Sen bana bir evet desen, ben ona çok güzel bir hayat verebilirim. Hiçbir eksiği olmaz. En iyi okullarda okur. Parlak bir geleceği olur. Bana bak. Sen benim kızım adını daha bir ay önce öğrendin. Ona neyin iyi geleceğini bana öğretmeye kalkışma sakın. Savcı olmana falan da güvenme. Ne yaparsan yap çocuğunu benden alamazsın. Şimdi bir şey yiyeceksen ye, yemeyeceksen defol git buradan. Tamam. Haklısın. Özür dilerim. Bak bir daha olursa... Olmayacak. Gelmeyecek. Efendim.
Son birkaç haftadır Sare'yi tanıyamaz olduk artık Yonca Hanım. O uslu çocuk gitti, yerine bambaşka bir çocuk geldi. Bu değişim normal değil. Normal şeyler yaşanmıyor ki zaten. Tamam, zor zamanlardan geçtiğinin farkındayım. Ama arkadaşını musluğun altına sokmak ne demek? Daha öncekileri ses çıkarmadım ama daha da kötüye gidiyor. Zaten velilerden de şikayet gelmeye başladı artık. Belli ki yaşadıklarınızı ona yansıtmamayı başaramıyorsunuz. Bence Sare için en iyisi pedagog desteği almak. Bir an önce terapiye başlarsanız bu kötü davranışlar onu da yer etmeden kurtulur. Yoksa onun için daha da kötü olacak diye korkuyorum. Bana ne olduğunu anlatacak mısın artık? Efendim? Ne? Aa, gerçekten mi? Aa, sonra ne oldu peki? Demek öyle yaptılar Sare'ye. O ne yaptı peki? Anlat bakalım Leliş. Anne, Leliş konuşamıyor ki. Yo, benimle konuşuyor. Hayır, konuşmuyorsan yalancıklarını. Sen istediğine inan Sare'cim. Seninle konuşmuyor olabilir ama benimle konuşuyor. Hayır. Aa Sare, ama tam da anlatıyordu Leliş, olanları bölüyorsun ama. Pardon Leliş'cim, kusura bakma. Sonra ne olmuştu, ne yapmıştı Sare?